Manşete hoş geldiniz. Son derece çalkantılı, son derece hareketli geçen günlerin ardından artık tabir yerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tabiriyle taşlar yerine oturdu oturuyor. Esasen her şey daha yeni başlıyor. Elbette muhalefet kimsenin öngöremeyeceği bir krizin ardından, bir çatışmanın ardından, bir müzakerenin ardından adına ne derseniz deyin Yine kimsenin öngöremeyeceği bir sonuçla çıktı. Ve e, geçtiğimiz haftaki desteği neyse onu e, katlayarak yeni haftaya başladı. Şu günlerde bir seçim kararının alınıp ve işte resmi gazetede yayınlanıp seçim kampanyasının başlaması bekleniyor. Pek çok belirsizlik var. Seçim tarihi henüz net değil. 14 Mayıs telaffuz ediliyor. Adaylar ortaya çıktı. Ama... Resmen resmileşmiş değil. Bunun kesinleşmesi için belli bir sürece ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ın önünde anayasal bir engel var. Bu engelin nasıl aşılacağı tartışılıyor. Yüksek Seçim Kurulu eliyle eğer bu engel aşılacaksa muhalefetin buna elbette itiraz etmesi lazım. Nasıl sonuç alınırsa alınsın. Ya nasılsa zaten bütün mekanizmaları ele geçirmiş durumdalar. Yapacak bir şey yok. Buradan da bir mağduriyet çıkmasın falan gibi e, duygularla değil, yasa, anayasa neyse neyi emrediyorsa o konuda e, başvurmaları gereken yere başvurmaları gerekiyor. Ha, çıkan karar neyse o çıkan kararda o kararı alanların boynunun borcu ya da o kararı alanların sorumluluğu öyle bakmak gerekiyor. Anlaşılan o ki muhalefet masasında Erdoğan'ın 3. dönem adaylığına dair net itirazlar var. bu CHP'de de var, İyi Parti'de de var, diğer liderlerde de var. Muhtemelen bu konuda bir başvuruda, bir müracaatta bulunacaklar. Erdoğan 3. dönem aday olamaz diye. O arada Erdoğan'ın elbette başka zorlukları var. Kendi aday olsa bile artık seçilemeyeceğini, seçilememe ihtimalini gördü. Iki, üç önemli konuda artık e, gerçekten sandığa gömülmüş durumda başka yerlerde olsaydı başka ülkelerde olsaydı zaten bu bu şekilde olurdu yani böyle bir ekonomiyle hele yaşanan şu son depremin ardından e, iktidarın e, devam etmemesi devam edememesi gerekirdi e, fakat Türkiye'de e, normal seyrinde yürümüyor işler ve iktidar devlet gücüyle hemen her yeri kontrol altında tutuyor ve kendi koşulları veya kendi işte güvenlik tedbirleriyle ve kendi işte yüksek seçim kurulu rütük vesaire bütün kurumlarıyla bir seçime giriyor ve muhalefet bununla da yaka paça olacak. Belli kanallarda sosyal ağlar veya muhalefete yakın bir takım gazeteler veya televizyon kanallarıyla olmuyor olmayacak bu iş. Bütün unsurlarıyla muhalefetin saraya aşağı şeye inmesi, sahaya inmesi özür dilerim. Sahaya inmesi ve bir kampanya Yapması gerekiyor. Türkiye'de kim kazanırsa kazansın, Türkiye daha iyi bir yerde olmayacak. Seçimde ve seçim sonrasında. Çünkü gerçekten sadece siyaseten değil, sadece e, ekonomik olarak değil, ahlaken ve sosyal olarak da çökmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve hemen her konunun tek elde, tek adamda, tek partide toplandığı bir idareden bahsediyoruz. Akşener son Habertürk yayınında söyledi. Cumhurbaşkanı her hafta 36 bin imza atıyor dedi. Bu şekilde bir ülke yönetilemez. Böyle bir ülke batmaya mahkumdur. Battı zaten. Haliyle seçimde kim kazanırsa kazansın, kim idareyi devralırsa alsın. Güzel günler yok. Kısa vadede, orta vadede gerçekten bu faturayı, bu sorumluluğu hemen herkes paylaşacak. Sadece deprem bölgeleri değil, iktisadi çöküş... Aynı şekilde özellikle döviz dengesi, dış borç ödemeleri hemen hepsi kapıya dayanmış durumda ve para yok. Herkes bunu bir biçimde paylaşacak. Kuraklık var, ciddi bir kuraklık var. Ve artık bir noktadan sonra parası olanlar da belki belli ürün ve hizmetlere ulaşamayacaklar. Gıdada kara borsanın kapıda olduğunu söylüyor ekonomistler. Böyle bir ortamda seçime gidiliyor ve gerçekten iktidarı devralmak enkazı devralmakla eşdeğer. Sadece deprem enkazı değil. Bu deminden beri bahsettiğim genel büyük bir enkaz ve elbette özellikle son 10 yılın tahribatı. 20 yıl deniyor ama 20 yılın ilk 10 yılı pek böyle değildi. Son 10 yılın tahribatı. Hemen her alanda kurum ve kurallarıyla çökmüş bir sistemden bahsediyoruz depremi ikinci bölümde konuşacağım ama ilk bölümde özellikle muhalefetin bundan sonraki stratejisi ne olacak ne olmalı Onunla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum Ha Elbette ne yaşadık şimdi biz diye sorulduğunda yaşanan şeyler esasen ortadaydı Yaşanan şeyleri bir kere daha altından bir kere daha üzerinden geçmenin çok fazla bir manası yok Meral Akşener millet dedi. Ve 3 Mart'ta muhalefet milleti gördü. 3 Mart kriziyle Akşener'in o hiç unutulmayacak tarihi basın açıklamasıyla. Yine Akşener'in partisinden birileri millet 5'ten büyük çıkışıyla dikkat çekmişti. Onlar da boyunun ölçüsünü aldı. Kemal Kılıçdaroğlu dirayetli bir liderlikle e, bu süreci götürdü. Ve sonuçta e, Altan Öğümen'in e, bir sözü var Hasan Cemal'e ifade etmiş. İsmet Paşa'nın sözü önemli bir karara varacağın zaman diyor İsmet Paşa 24 saat bekle o kararı uygulamaya mı e, karar verdin bir 24 saat daha bekle adımını atmadan önce belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı buydu. 48 saat sonra 48 saat süren hatta 72 saate yayılan krizde böyle bir ustalık sergiledi. Şimdilik her şey iyi gidiyor gibi görülüyor ama aslında yeni başlıyor. Gene Altan Öymen'in Hasan Cemale e, ifadesiyle devam etmek istiyorum. Şunu iyi bilelim diyor Altan Öymen. Duayan bir siyasetçi Altan Öymen, 90 yaşında, bütün özellikle İsmet Paşa'nın son dönemi, Milli Şeflik dönemi dahil bugüne kadarki siyasi tarihi içinde yaşayarak gelmiş, mutlu sona diyor. HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz. Bu da son derece önemli. Altının çizilmesi gereken bir konu. Aklın yolu HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması ve bunun gereğinin yapılması diyor. Ben eminim ki Kılıçdaroğlu da Akşener'de ve diğer muhalefet unsurları da bunun farkındalar. Yine e, özellikle muhalefet e, seçim kampanyasına girerken mühim bir avantajla giriyor. Çünkü sadece altılı masadaki altı lider, altı parti ve bu partilerin aşağı doğru teşkilatları, genel başkan yardımcıları ve bütün il ilçe teşkilatlarına kadar bir yapı. Bunların hep birlikte seçim kampanyası yaptığını düşünün. Ve yine bugüne kadar bir, bir buçuk yıldır Cumhurbaşkanı adayları arasında isimleri geçen ve kamuoyunun teveccüh ettiği isimler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da bu kampanyaya destek verecek. Ve Önde koşacak. Onlar da hep beraber Kılıçdaroğlu'yla birlikte kampanya yapacaklar. Dolayısıyla bu muhalefet cephesinin sahada üstünlüğünü gösteriyor. Erdoğan'ın elinde kim var? Erdoğan çok sıkıştı. Cephanesi tükendi. Yani mevcut ortakları yetmiyor. MHP birazdan bakacağız ortak listeyle seçime gidelim dedi. Ama AKP'nin kendine hayır yok. AKP'liler de muhakkak. AKP'liler içerisinde de bir vozurdama olacak. Yani bizim kendi adaylarımız, kendi listelerimiz dururken şimdi o MHP'lileri mi yaratacağız diye. El altında başka müttefik de kalmadı Erdoğan'ın. Yani e, dönüyor Büyük Birlik Partisi. Parti bile değil. Son seçimde seçime bile girmedi. 100 bin oyu var mı yok mu kimse bilmiyor. İşte tek kişilik bir parti destici. Dönüyor Hüdapar'a. para e, onun da son seçimde aldığı oy 157 bin. Vatan Partisi'ne bakıyorsunuz. Doğu Perinçek geçtiğimiz seçimde Cumhurbaşkanı olmak için 100 bin imzayı bile zor topladı. Partisinin oyu 117 bin. Şimdi böyle bir ittifak tablosuyla nasıl olacak ki? Yani olacak olan da olmaz bundan sonra. Ee, Erdoğan'a yani Erdoğan'ın kendi partisi kendiyle beraber eridiği gibi müttefikleri de esasen yok denecek kadar az veya son derece azalmış güçleriyle yanında duruyorlar. Aynı şey Devlet Bahçeli için de geçerli. Tek başına ne sağlığı ne de teşkilat yapısı ne de halkın halk nezdindeki itibarı eskisi gibi kalmış. %7 baraj var. MHP %7 oyu bile tutabilir mi tartışılıyor. %3'lere 5'lere düşmüş bir partiden bahsediliyor. Böyle bir ortamda elbette seçimle giderler mi gitmezler mi gibi söylentiler de var. Bu söylentilere mahal verilmemesi evet giderler biz onları açık farkla mağlup edeceğiz denmesi icap ediyor. Yine çokça muhalefet basasını yıpratmak için sözler söylenecek. İşte bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olur mu nasıl karar alacaklar koalisyonlar geri dönüyor gibi. İktidar belli ezberleri tekrar tedavüle sokacak. Elbette bazı konular tartışılabilir ama şu aşamada bir önceki yayında da söyledim. Bu iktidarı bu iktidarı tutanları göndermek gerekiyor. Sonrası ayrı bir konu. Elbette orada da ciddi çekişmeler olacak. Karar alma mekanizması sonrasında yaşanacaklar, nasıl tekrar organize olacağız, bu ucube sistem nasıl dönüştürülecek? O seçimden sonrasının konusu olmalı ve öyle tartışılmalı. Ama şu anda bütünüyle ekonomik, sosyal ve siyasal enkazın altında kalmış. Deprem enkazının altında kalmış iktidarın iktidar sahiplerinin gönderilmesi icap ediyor. Bir diğer konu. İşte efendim Kürtler yok. KHK'lılar yok. Bu listeyi uzatabilirsiniz. İşte Barış Akademisyenleri yok. Onlar ne olacak? Cumartesi anneleri. Bunları koyduğunuzda başkaları ayağa kalkacak. Diyecekler ki işte biz niye yokuz? Normalleşme gerekiyor. Bir normalleşme olduktan sonra hukuk ülkeye, demokrasi geri döndükten sonra zaten pek çok konu kendiliğinden halloluyor. Kendiliğinden halledilir. Bir önceki yayında bahsettim. Hukuk. Siz sadece suçun şahsiliğini ve kanunların geriye yürümezliğini tesis edin. Ki bu zaten sizin kitaplarınızda da var. Evrensel hukuk kaidesi. İçeride kimse kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapmanıza gerek yok. Ama elbette geniş yığınlar o kadar doldular ki artık kendilerini de görmek, Kendileriyle de ilgili bir şeylerden bahsedilsin. Kendileri, kendileri de konuşulsun istiyorlar. Bu da doğal. Şimdi bakalım. Hürriyet gazetesinin bugünkü birinci sayfasından kestim getirdim. Erdoğan Devlet Bahçeli ile buluşmuş. Üç gündemle buluştular diyor. Fakat en önemli gündem sarıyla işaretledim. Bazı bölgelerde iki partinin ortak milletvekili listesiyle seçime gidip gidemeyeceği bunu konuşmuşlar ve elbette o kadar sıkıştılar ki işte ne yapacaklarını hani bilmiyorlar. Yani iki ortaktan bahsediyoruz erimiş iki ortak ve bunlar güçlerini birleştirerek bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar da çaresiz bir durum var. Reuters geçmiş ki bunu önemsiyorum. Bölgede dolaştıktan ve çokça deprem zedeyle filan konuştuktan sonra Reuters ekibi bu habere imza atmış. Ve konuştukları şunu söylüyor. Erdoğan'la ilgili olarak fikrim tamamen değişti. AKP'liyiz fakat deprem bizim için her şeyi değiştirdi ve artık diyor depremzedeler Erdoğan'a bağlılıklarını gözden geçiriyor. Nasıl olmasın ki? Bakın Yunanistan'da bir tren kazası oldu. 56 kişi hayatını kaybetti ve Yunan halkı günlerdir sokaklarda bunu protesto ediyor. İstifalar oldu. Gerek tren yolları ile ilgili olarak, ulaştırma ile ilgili olarak fakat bu yetmiyor. İnsanlar öfkeli. Nasıl böyle bir şey olabilir bugün bu çağda diyorlar. Ergun Baba'nın sormuş. Kötü yönetim sonucu 100 binden fazla insanın depremde hayatını kaybettiği insanların hala perişan olduğu Türkiye'de tık yok. Demokratik bilinç farkı mı İslam etkisi mi? Her ikisi de. Türkiye bir Doğu devleti, bir Orta Doğu devleti. Bunun getirdiği bir şey. Orta Doğu devletlerinde Maalesef kitlesel ölümlerin bir karşılığı olmuyor. Ben daha çok demokratik bilinç farkına ver, var, veriyorum bu bunu. Ama elbette İslam toplumu olmasının da tesiri var. Pek çok konu. İşte o konularla işte kader planı falan gibi konularla izah ediliyor çünkü. Nasıl olmasın ki? Çokça örnek var. Sadece biri. Öğretmenlikten ihraç edilen depremzede ve ailesi polis GBT'sinde KYK'lı olduğu anlaşılınca NİDE'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na alınmıyorlar. İşinin ailesinin yanına sığınmış KYK'lı depremzede ve Adana'ya cehenneme geri döndüm diyor. Böyle bir ayrımcılık. Yani bırak devlette özel sektörde iş vermemeyi, ailesiyle beraber sosyal bir sefalete mahkum edilmeyi, depremde başını sokacak bir yer bakarken dahi, KHK'lı olduğu için yurtta kalamıyor. KHK'lı olduğu için yardıma ulaşamıyor. Böyle bir ülke. Bir başkası Süleyman Sayın paylaşmış. Yusuf Kerim'in babası. Dünkü fotoğraf. Yusuf Kerim annesini ziyarete geldi. Yusuf'un bugün annesini gördü. Şu an çok mutlu. Kanser hastası ileri derecede belki günleri sayılı bir çocuk bu halde babasının omzunda annesini cezaevinde ziyarete gidiyor. Ve o annesi hala cezaevinde. Bütün kamuoyu ayağa kalktı. Bütün kanaat önderleri, siyasiler paylaştılar, tweet attılar, video çektiler. Fakat şu iş hallolmadı Türkiye'de hala. Şu konu hallolmadı. Tribünlerde hükümet istifa diyenlerin koltuklarından tek tek toplandığı, gözaltına alındığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bir başka konu Alparslan Kuytul. 20 Aralık 2022 cezaevi fotoğrafları yaklaşık 3 ay sonra ailesine teslim edildi. Türlü mazeretler sonunda. 300 küsür gündür sudan sebeplerle ağrı patnosta tutuluyor. Adana'da ailesi, evi ve ta oraya gönderildi. Böyle de bir zulüm. Herkesi bulunduğu ilin yüzlerce kilometre, binlerce kilometre ötesine gönderiyorlar. Diyarbakır'da ailesi olan Selahattin Demirtaş'ın Edirne'ye atıldığı gibi. Böyle bir dönem. Ama depremi unutmamalıyız. Bakın size ben bugün 6-7 tane kupür getireceğim. Bu gazete kupürleri Hürriyet gazetesinde. Özellikle seçtim ve getirdim. Fay üzerinde 24 kent var diyor. Yani şunun için getirdim hürriyetten rezil bir gazetedir. Dönemin yandaş gazetelerinden biri olmuştur. Yani kapatıp geçmesi lazım. Rehabilit edileceği falan da yok. Neyse geçtik. Ama burada bile uzmanların ifadesi, deprem gerçeği falan işte ortaya konmuş. Esasen bu geriye doğru bütün gazetelerde, bütün basında defalarca ortaya konmuş bir şey. Ama yapılmıyor. Fay üzerinde 24 kent var diyor Hüseyin Alan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı. 24 kent. Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli saymış hepsini. Kütahya, Muğla. Bu tabela ne işe yarıyor diye sormuş. Bir başka kupür, gene hürriyetten. İstanbul'da 99 depremi sonrası tahliye yolu olarak belirlenen caddeler park etmiş araçlarla dolu. Ambulanslar bile ilerleyemiyor. Ta o zaman kondu bu. Ama uygulanmadı, uygulanmıyor. Siz o araçlara birkaç kere ceza keser ve en yüksekten cezayı keserseniz bir daha kimse orada duramaz. Onları da tahsil etmeniz lazım. Ama Türkiye'de idari para cezaları daha sonra affediliyor. İnsanlar da ödemiyor. Böyle bir alışkanlık oluşmuş. 90 bin binaya acilen müdahale İstanbul ne yapmalı? Bir başka haber. İstanbul'da 1 milyon 200 bin konut var. Bunların %70'i depreme dayanıksız. 1 milyon 200 bin konutun %70'i depreme dayanıksız. Yaklaşık 1 milyon konut eder bu yani. 900 bin 1 milyon konut. Binaların %70'i depreme dayanıksız. Profesör Doktor Okan, Okan Tüysüz, İTÜ öğretim üyesi. 90 bin kadar acil çökeceği öngörülen binalar ya yıkılıp yeniden yapılacak ya da güçlendirilecek. 90 bin kadar acil çökücüye öngörülen binalar diyor. Dolgu alanları boşaltılmalı. Doçent doktor Pelin Brat Pınar Giritlioğlu. Bir başkası binadaki risk tapu da görünsün demiş. Nahide Esra Danışman avukat. Ama görüyorsunuz riskli binalardan kiracılar çıkıyor ve sahibi tekrar onu kiraya vermeye çalışıyor. Ya da işte araya adamları koyup işte hasarsız ya da az hasarlı falan raporu almaya çalışıyorlar. İşte sosyal çöküntü derken bunu kastediyorum. Sadece devlet çökmedi. Devletin içinde yani sadece siyaset çökmedi. Sosyal bir çöküntü de var. Gıda stoku için yeraltı deposu kurul, yeraltı depoları olmalı diyor Yavuz Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı. Hangi birini söyleyeyim? Bütün bunların ee, önlemlerinin alınması takip edilmesi gerekiyor deprem konusu hemen her şeyiyle önemli bakın e, 4-5 gündür 6 gündür bir haftadır yaklaşık bu konularla e, siyasi konularla esasen e, yatıp kalkıyoruz ama Hatay'da girilememiş mahalleler var enkazına kazma vurulmamış mahalleler var kokuyor ve kokuyu önlemek için görevliler binaların üzerine o yıkıntıların üzerine kireçleme yapıyorlar. Yeni skandal hastanede unutulan yoğun bakım ünitesinde unutulan hastalar. Ve o nedenle unutuldukları için hayatlarını kaybettiler. İçlerinde bebekler var. Sağlık Bakanı daha ikinci hafta klip çekmiş, yayınlamıştı. Sonra tepkiler üzerine silmişti onu. Şimdi neymiş soruşturma başlatmış. Böyle bir ülke. Bakın bir yıl boyunca artçılar sürecek. Binalar yorgun orada inşaat başlatıyorlar. İnsanlar en az bir yıl çadırlarda ve konteynerlarda kalacaklar. Birkaç ay sonra sıcaklar başlayacak ve o konteynerlarda veya işte çadırlarda durulamaz hale gelecek. Su sıkıntısı var. Ve insanlar sınırlı miktarda su alabiliyorlar bulabilirlerse. Hijyen problemi var. Ve insanların bulundukları yere çadır takviyesi yapılmıyor. Çadır kentler kurulmuş. İnsanlar orada yaşamaya zorlanıyor. Hayır diyor ben burada olmak istiyorum. Burada takip etmem gereken şeyler var. Serası var veya işte ne bileyim işte o adreste kendine göre tarımı var vesaire. Bırakmak istemiyor. Ama oraya çadır götürmüyor devlet. Veya oraya yardım götürmüyor. Böyle bir kısır döngü. Bir felaketi önceden öngörmek elbette mümkün değil ama o afet yani o depremin veya selin ne geliyorsa bir afete dönüşmemesi, felakete dönüşmemesi için alınması gereken tedbirler var. Topyekun bunun alınması gerekiyor ve bunu bu iktidarın yapacağı yok. Bir ayı geçti Hala çadır sıkıntısı, su sıkıntısı, hijyen sıkıntısı. Sen de yoksa bile bütün dünyayı seferber ederdin. Nakliye uçaklarını, kargo uçaklarını gönderir, yardımı bölgeye yağardın. Uçaklar iner kalkardı, ulaşamadığın yerlere de havadan atardın. Yapılmadı bunlar. Hala ölüm sayıları saklanıyor, kayıplar saklanıyor. O kayıpların aileleriyle ne zaman buluşacağı, veya buluşup buluşmayacağı bile bilinmiyor. DNA tespitleri eksik yapıldı filan. Evet. Böyle bir ülke, böyle bir dönem normal zamanda evet, mevcut iktidar hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da sınıfta kaldı ama şunun bir kere daha altını çizmekte yarar var. Eğer ekonomi bu kadar kötüyse, eğer böyle bir deprem olmuşsa, böyle bir deprem yaşanmışsa ve eğer bu iktidarın, bu iktidar sahiplerinin karşısında muhalefet birleşmişse hiçbir iktidar, bırakın Erdoğan'ı, Dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir ülkesinde hiçbir iktidar seçimi kazanamaz ve hiçbir halk da böyle sorunlarla cedelleşirken hiçbir liderin arkasında sorumlu liderin arkasında kenetlenmez. Çünkü bu bir savaş değil. Bu o liderin politikaların sonucu yaşanan bir yıkım. Bakalım göreceğiz. Son derece çetin. Artık 66 gün kaldı eğer 14 Mayıs'ta seçime gidilirse. Son derece çetin günlere girdik. İktidarın tüm unsurlarıyla, devlet gücüyle bastıracağı muhalefetin ise kendi tezlerini sahaya yayılarak anlatacağı, anlatmaya çalışacağı bir dönem. Son derece çetin bir dönem, çok şeye gebe bir dönem, çok hareketli geçecek. Ne yaşadık biz, işte bunları yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.